Herkes selamlar. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte GameStorm markasından almış olduğum X4 Alien'ın yani GameStorm markasının yeni çıkartmış olduğu mobil ve taşınabilir oyuncu gamepad incelemesini bu videomuzda sizlere gerçekleştirmiş olacağım. Evet, bizlere sunulan kablosuz tasarım ve iki ayrı parça ile birlikte gelmesi, ekstra olarak içerisinden çıkan kılıfı ve dahili görmüş olduğunuz gibi yedek kek hepsini de yine bizlere buradan görüntüleyebiliyoruz. Evet, yine bizlere burada sunulan Bluetooth versiyonu olduğunu görüntüleyebilirken ve yine bu ürünle birlikte bizlere sunulan Xbox lisanslı olduğu ve Xbox tasarımıyla birlikte bizlere geldiğini görüntüleyebiliriz. Devamında ise kutuyla birlikte alabileceğiniz yine Game Pass üyeliğini ücretsiz bir şekilde yine GameStorm markası bizlere hediye ediyor ve tabii ki de bir aylık abonelik sonucunda ise yine bizler bu ürünü kullanabiliyoruz. Kutu açılımına geçecek olursak da yine bu arada sizlere ürünün özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Yine Bluetooth destekli olduğu ve devamında ise Bluetooth 5.3 ile birlikte bizlere geldiğini belirtebilirim. Ekstra olarak da içerisinden çıkan kılıfı ve görmüş olduğunuz gibi yedek kablolar olsun. Yine oldukça sıkı bir kutlaması bulunuyor. Kutu tasarımı olarak da yine görmüş olduğunuz gibi oldukça şık ve premium hissettiren bir kutlaması bulunurken yine suni deri ve X4 Alien'ın yine logosunu burada parlak bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Yine fermuarlı yapısı sayesinde istemiş olduğunuz takdirde görmüş olduğunuz gibi kapağını açabilir ve ürününüze ulaşabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde ürünü kutusundan çıkartacağım. Oldukça kaliteli bir malzeme yapısı ve arka tarafında yani elinizin kaymaması için kullanılan bir kauçuk malzeme de yine bizlere burada eşlik ediyor. Evet, burada kaymaması adına kauçuklarımız yer verilmiş durumda ki bu kauçukları muhtemelen arka tarafına yerleştireceğiz. Joysticklerimize bakacak olursak toplamda 5 adet yedek joystickimiz bizlere sunulurken yine büyükten küçüğe şeklinde görmüş olduğunuz gibi bizlere sunuluyor. Ki en büyük butonumuz ise yine burada bizlere eşlik ediyor arkadaşlar. Devamında ise görmüş olduğunuz gibi kutumuzun içeriği bu şekildeydi. Yine burada koruma süngerlerimiz ve İçerisinden çıkan bir aksesuar kutumuz daha bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi bir adet broşür kağıdımız. İçerisinde yer alan Xbox Game Pass üyeliğimiz. Devamında ise ürünü şarj etmek adına böyle bir ucu USB-A ve bir ucu Type-C olmak üzere kablomuz. Yani ortalama olarak yarım metre civarında bir uzunluğu bulunuyor diyebilirim. Yine kutu üzerinden de görmüş olduğumuz gibi GameStorm markasının bizlere hediye etmiş olduğu bir aylık Game Pass üyeliği. Yine burada kazımanız gereken alan ve görmüş olduğunuz gibi bu alana girebileceğiniz bir mobil app uygulaması ile birlikte Game Pass üyeliğinizi başlatabiliyorsunuz. Ve burada hızlı başlangıç kılavuzu ve broşürümüz yine bizlere eşlik ediyor. Ki burada görmüş olduğunuz gibi iki ayrı parçadan oluştuğunu görüntüleyebiliriz. GameStorm markasının X serisinin en son versiyonu olduğunu belirtebilirim. X4 modelinin aynı şekilde burada bir garanti kağıdımız. Devamında ise GameStorm markasının neredeyse her ürününde çıkartmış olduğu sticker'ı bizlere burada eşlik ediyor. Ürüne yakından bakacak olursak da yine bizleri ilk etapta karşılayan GameStorm markasının logosu ve arka tarafında ise Xbox markasının kendi hem on-off butonu hem de logosunu görüntülemek mümkün arkadaşlar. Evet, yapmam gereken sadece şu an için bu şekilde ikiye ayırmak olacak ve manyetik yapı sayesinde görmüş olduğunuz gibi istemiş olduğunuz takdirde ise yine alt tarafında bulunan Type-C kısmından her iki ürünü şarj edebiliyorsunuz. Her iki ürünü birleştirdiğiniz anda sadece tek bir parça gibi yine şarj etme durumu bizlere sunuluyor. Batarya ile ilgili herhangi bir yine kendi sitesinde bir veri bulunmuyor arkadaşlar. Yani muhtemelen uzun bir batarya ömrü bizlere sunacaktır ki sadece bizlere bunu kumanda versiyonu olarak kullanacağız. Evet, bu ürünümüzde yine bizlere sunulan RGB desteğini yine joysticklerimizin alt kısmında bulunan bu LED kısımlarında görüntüleyebiliriz ki görmüş olduğunuz gibi şerit halinde bizlere sunuluyor. Yine Bluetooth versiyonu olduğunu ve buradaki Bluetooth butonuyla birlikte istemiş olduğunuz gibi eşleştirmenizi gerçekleştirebileceğinizi söylemek istiyorum. Az önce sizlere bahsetmiş olduğum o yuvarlak buton tam olarak burada değiştirebileceğiniz bir alanı işaret ediyor. Hemen hızlı bir şekilde iki parçayı birbirinden ayıracağım. Yapmam gereken de sadece bir mobil cihaza bunu takmam olacak. Otomatik olarak bu başlığı kaldırdığım zaman on-off butonu gibi açılıyor ve gerçekten farklı bir mekanizma yapısı bulunduğunu belirtmek istiyorum. Aynı şekilde soldakini de aktif ettiğim zaman şu anda Bluetooth açık bir şekilde bizlere sunuyor ki GameStorm markasının yine buradaki logosunu ve damgalamasını yeşil bir şekilde görüntülememiz mümkün olacaktır. Ettiğim cihazımı buraya görmüş olduğunuz gibi yapmam gereken sadece bu şekilde takmak olacak. Diğer tarafı da taktığım zaman görüntü bu şekilde arkadaşlar. Evet, arka tarafta görmüş olduğunuz gibi büyük bir boşluk bizlere sunuluyor. Buraya istemiş olduğunuz gibi havalandırma mekanizması takabilirsiniz. Yani örnek veriyorum ki fanlar satılıyor ve bu fanları buraya taktığınız zaman cihazınızın ısınma durumunda ise sizler bu fanlar aracılığıyla yine cihazınızı soğutma işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anda kılıfsız kullandığım için yani bu şekilde sallanma meydana gelebilir. Evet, kılıfı taktığım zaman biraz daha kalınlık oluşuyor ve bu kalınlıkla birlikte ise kaymanın önüne geçiliyor. Kılıfla birlikte kullandığımda ise ortaya çıkan görüntü bu şekilde arkadaşlar. Yine az da olsa bu oynama kısmını azaltmış durumdayım. Tabii ki de kullanmış olduğum telefon oldukça ince olduğu için yine bundan da kaynaklı bir durum diyebilirim. Evet, yine kalınlığın yanı sıra bizlere sunulan tablet ve telefon gibi birçok cihazda çalışabildiğini söylemek istiyorum ki yine Android ve iOS cihazlarda da yine aynı şekilde bizlere çalıştığını gösteriyor.
Evet, görmüş olduğunuz gibi eşleştirme talebini hemen onaylayacağım ve artık başarılı bir şekilde cihazıma bağlanmış durumdayım. Buradan yapmam gerekenler sadece görmüş olduğunuz gibi bu şekilde geçişleri ayarlayabilmem olacak. Yine bu ürünümüzün bizlere sunmuş olduğu mekanik deneyimi de göz atacak olursak da ilk etapta on-off butonumuz Xbox logosu ile birlikte bizlere sunuluyor ve sol tarafında ise Bluetooth tuşumuz ve mekanik olarak adlandırmış olduğumuz ileri geri tuşumuz ve joystick'imiz oldukça hassas bir şekilde bizlere sunuyor ki yine aynısının içe göçük versiyonunda yani yedek joystick'imizde bizlere eşlik ediyor. Bu şekilde çıkarttığınız zaman görmüş olduğunuz gibi kolay bir şekilde geri takabiliyorsunuz. Ve ekstra olarak kullanabileceğiniz arka tarafında bulunan bu buton sayesinde yine ürününüzü daha iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine sağ tarafındaki kumandaya bakacak olursam da aynı şekilde mekanik tuşlar burada da bizlere eşlik ediyor ki X, Y, A tuşlarımızı da yakından bakacak olursak parlak bir yüzey devamında ise alt tarafında bulunan bir joystick'imiz ve burada ise menü butonu ve ayarlama yapabileceğiniz bir buton daha bizlere eşlik ediyor. Ve yine aynı şekilde kaymaz tabanımız bizlere burada eşlik ederken arka tarafındaki yüzeyi sizlere yakından gösterecek olursam da yine burada görmüş olduğunuz gibi katmanlar halinde bizlere sunulan kauçuk bir malzeme yapısı eşlik ediyor. Left right butonlarımız yine bizlere X4 ürününde eşlik ederken oldukça kaliteli bir malzeme yapısıyla geldiğini söyleyebilirim. Şu anda asıl kullanmış olduğum telefonuma yine kumandamı eşleştirmiş durumdayım ve görmüş olduğunuz gibi 6,5 inçlik bu telefona oldukça ideal bir boyutta yine sığıyor arkadaşlar. Kalınlık anlamında biraz kalın bir telefon. Görmüş olduğunuz gibi bu kalınlığın yanı sıra herhangi bir şekilde oynama durumu söz konusu değil. Diyelim ve videomuzu bitirelim. Kendinize bakın, hepinize görüşmek dileğiyle.